Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Öncelikle sizlere minnettarız. Sayenizde Türk Nişanlım'la birlikte twist olarak Washington DC'ye geldik. İki ay oldu. Biz Washington DC'de evlenmek istiyoruz. Sonrasında Nişanlım Dil Okulu'na gitmek istiyor. Ben de eşimin i -20 üzerinden yasal olarak Amerika'da kalabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz çok teşekkür ederiz bu güzel dileğiniz için ve bize teşekkür etmiş olmanıza. Biz de çok memnun olduk. Zaten bu programları yapıyor olma amacımız vatandaşlarımızın ya da takipçilerimizin sizin gibi değerli takipçilerimizin mantıklı ve doğru karar almalarını, bilinçlenmelerini sağlamak ve bu açıdan da sizin de böyle başarılı bir şekilde ilerliyor olduğunuzu görüyor olmak bizi de mutlu eder öncelikle bunu da dile getireyim. Sizin sorunuza geçecek olursak şimdi şu var tabi geldiniz 2 aydır buradasınız. Bir ay geçtikten sonra daha yani girişinizden 3 ay geçtikten sonra nikah kıyma durumunuz mümkün olur. Burada e, nişanlınızla evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra da e, gitmeye karar verdiğiniz yani nişanlınızın bu noktada girecek anladığım kadarıyla nişanlınızın gitmeye karar verdiği okuldan ki eşiniz olacak eşinizin gitmeye karar vereceği okuldan başvuru yapıp I-20 formu alması gerekecektir. Eğer bu I-20 formunu alırsa ve bu formu sadece kendisi için değil aynı anda da sizin için de eşi olarak e, onun eşi olarak sizin için de bir I-20 formu okuldan istiyor olması gerekecek. Bunlar yapıldıktan sonra evet siz Amerika'da eşinizle beraber yasa olarak kalabileceksiniz. Şimdi öncelikle tabi buradasınız Türk vatandaşısınız. Turist izleniniz var ve evlenmek istiyorsunuz. İki türlü evlenebilirsiniz. Bir eğer arzu ederseniz. Amerika'daki Türk konsolosluklarımızda evlendik yapabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz bulunduğunuz eyaletin a, City Hall tarzı ya da mahkeme tarzı yani belediye ya da mahkeme tarzı bölümlerinde nikah kıyma imkanınız olacaktır. Bu da bulunduğunuz bölgelerdeki e, nikah kıyabileceğiniz neresi onu öğrenin ve oradan da nikah Amerikan mercileri önde de kıyabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle yapmanız gereken bu olacak ve ondan sonra da eşiniz okula başvuru yapacak i için ve hem kendisi hem sizin için i alacak. Ondan sonra da göçmenlik dairesine statü değişikleri başvuruları için ikiniz için de başvuru yapılacak. Bu sayede Evet siz yasa olarak Amerika'da kalıp eşinizin eğitimi süresince ona eşlik edebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.